Merhabalar, ben Köfteniz Köfte ve Feed Beast Minecraft serimizin 24. bölümüne hoş geldiniz. Bu iki bölüm arasında Tomlamlı konuda şu araştırmayı da yaptım. Ve buna kaldık. Şimdi bir araştırmayı daha size göstermek zorundayım çünkü biraz karmaşık bir şey bu. Bu henüz bitirmedim. Hala bitiremedim. Tempus simgesi redstone repeater'larda bulunuyor, bir de saatlerde bulunuyor. Fakat redstone repeater'lar daha ucuz. Bunun dışında solum, cognito, kağıttan bulabilirsiniz. Mutatio. Bunu Netherworld'larda bulabilirsiniz. Ignis, aqua su. Büyü, aura. Ki air shard'lardan ya da feather'lardan falan elde edebiliyorsunuz. Da onu elde etmenin bayağı bir yolu var. Ve yaptığım diğer değişiklikler. Buraya bodrum kazdım ve bunu bir tarla yaptım. Evet, buranın bodrumunu kazdıktan sonra bir de şurayı bir manager'la değiştirdim. Yani diğer türlü buna gitmiyordu nedense. Belki de şunun yüzündendir. Olabilir. Neyse, onun üstünde biraz daha kurcalayacağım. Evet, yaptığım değişiklikler bunlar ve bakalım Netherworld'larımız büyümüş mü? Azıcık daha büyümüş. Bayağı bir büyümüş. Bakalım. Şimdi bu araştırmayı bitirelim. Evet, bu araştırmamız bitti. Unified Atomic Field Theory. Bu araştırmayı yapmadan bir sonraki araştırma grup kategorisine geçemiyorsunuz. Ve şimdi yapmak istediğim şey için biraz wood lazım. Ayrıca bir iki bölüm sonra şuraya birkaç tane barrel dizmeyi planlıyorum. 10 tane herhalde işimi görür. Görmüyormuş. Araştırmanın sadece başlangıç kısmını size göstereceğim. Eğer bu çıkarsa, çünkü bana çok lazım bir araştırma. Yani inatla çıkmamakta kararlı arkadaş. Ha, neyse. Evet, araştırma buymuş. En azından onu öğrendim. Ben bunu siz görmüyorken bitireceğim. Evet, burayı biraz daha genişlettik. Ve şu an yine bir araştırma hesabının yarısında kalmış durumdayım. Sanırsam bugünlük bu kadar Tomcraft yeter bize. Evet. Şimdi ne yapmalıyız? Gördüğünüz gibi şu an tüm bu Zycraft eşyalarımız çok fazla yer kaplıyor. Peki bunu ne yapacağız? Basit bir çözümü var. Şunu alacağız. Maker'ı üstte piston, altta crafting table. Tamam. Kolay. Malzemelerimizi alalım. Alüminyum. Wood'um oralarda olmayacaktı.
Yanlışlıkla shift yerine ctrl'ye basmışım galiba. Oluyor öyle arada bana. Bir saniye, crafting table yapmama gerek yok. Gelin siz bakalım. Hem. Piston. Üste piston. Altta crafting table. Yanlara cobblestone. Maker. Stamper. Ve biraz daha cobblestone daha. Bu sorting sistemimizin bir parçası daha olacak. Onu da nereye koyalım? Şunlar nasıl geliyor? Güzel. Onu da şimdi seni nereye koyacağız? Onu düşünüyorum ben hala. Şuraya koyalım. Bize ne lazım? Bir adet daha manager ve bir adet daha sorting machine. Hemen onları craft edip geliyorum. Evet, düzeneğimizi kabaca yerleştirdik. Tabii bir parçaya daha ihtiyacımız olacak. Aslında o parça varmış elimizde. Fazla kazmasan olmayacak zaten, değil mi? Evet. Şimdi yetmedi. Yetmedi. Sorun değil, tüp yapımı kolay. Sen nereden geldin? Patates değil. Evet, galiba ben yorulmaya başladım. Onu anlıyorum. Şimdi bize ne lazım? Cover. Tornado'muzu alalım. Tamam. Sana bir de timer sinyali vermem gerekecek. Seni döndürmeyecektik. Seni şimdi sen şurada kal. Şu modu ayarlıyoruz. Bu buradaki herhangi bir item'ı burada söylenen sayıda topluyor. Ve şunlar gene doldu değil mi? Bunları da otomatik alacak bir sistem yapacağım en kısa sürede. Hatta bu bölüm bile olabilir. Ve buna bir adet timer bağlamamız lazım. Evet, bu bölüm yapayım. 3 tane timer yapmış olurum toplam. Evet. Şimdi sen bir yandan senden kurtulalım. Bu chestlerimiz de doluyor bayağı baya. Wood farm'ı yakında kapatabilirim bile bu yüzden. Ben ne alacaktım? Ah. Biz 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 dedim.
Tamam. Aslında 10 tane lazım da. Şimdilik 9 tane koyalım. 10 tane başka bir yer için lazım. Bunu unutmuştum. Kırmızı, bir de alüminyum. Sizler de buraya. Bu arada şu an sorting sistem üzerinde çalıştığım için Corey'i durdurdum. Sadece o redstone sinyalini açarak. Açılmıyor. Neyse, sıkıntı yok. Ve şimdi asıl olay. Daha önce yapmadığım bir şey yapacağım. Sonum var. Daha sonra bu seride yapmadığım bir şey yapacağım. Bolca yaptım bunlardan. Peki bunlar ne işimize yarayacak? Kendimize timer yapmamızı sağlayacak. Herhangi bir logic gate'i yapmamızı sağlayacaklar. Bunun için birkaç farklı malzeme ihtiyacımız var. Sen timer nasıl yapılıyordu? Timer. 3 tane bundan. Tamam. Bunun dışında, ah, yanlış şey. Bundan. Ayrıca torch gerekecek. Red Power'ın eklediği zor recipe'lerden bir tanesi daha. Ve elimize bir adet timer geçti. Nihayet. Senin de süreni 1 saniye yapalım. Çok fazla 20 FPS derken ben burada 20 FPS'ten daha fazlasını görüyorum. O kadar mı sıkıntı yaratıyorsun sen? Gerçi şu da şu an FPS'i bayağı bir zorluyor. Bunların bir kısmını yok edelim. Görüşürüz. Şimdi asıl olayımıza geldik. Bir saniye. Tabii bir tane daha menajer yapmam gerektiğini hatırladım da onu biraz sonra yaparız. Şu an bunları buraya koyarsam eğer gidip buraya geçecekler. Şunda ufak bir mod değişikliği yapmam lazım. Otomatik alma.
Gördüğünüz gibi bunları bloğa çeviriyor ve bloklarda otomatik olarak da çıkıyor. Ve o bloklarda otomatik olarak bunu terk ediyor vesaire vesaire. Bu sayede bu Zycraft madenleri çok daha az yer kaplayacak. Şimdi siz şuraya gidin. Sen şimdi şuraya git. Sen de. Hop hop hop. Bakalım başka Zycraft ore'umuz kalmış mı? Olma mı? Kristallerin şöyle bir sıkıntısı var. Farklı maden olarak algılıyorlar birbirlerini bazen. Böyle yaptığımızda düzeliyorlar. Neden olduğunu bilmiyorum ama umarım sonraki güncellemede düzelir. Evet. Şu frame. Neden FPS'im bu kadar düşük? Sizin yüzünüzden mi? Şöyle bir şey deneyeceğim. Renderlanamıyor bile. Karpuzlarımız olmuş. Tarlamız güzel işliyor bir yandan. Ama ben hala şuradaki FPS düşüklüğüne sinir olmuş durumdayım. Bir kova lav alıp bunları yok edelim. Ben bunları yok edip geliyorum hemen. Evet, FPS'imiz biraz düzeldi. Timer'ı kaldırdığımız takdirde bakalım ne olacak. Değişmiyor. O kadar çok makine olunca artık FPS pek yüksek olmuyor. Bir buçuk dakika olsun. Sanırsam iyiyiz. Bunu da koyduğumuza göre yavaştan scrapleri ve çarkollarımızı otomatik alacak arkadaşa başlayalım. Bunun için yeni bir makineye daha ihtiyacımız var. Ve bunun adı Retriever. Bunun için 2 adet Ender Pearl lazım. Tabii ki de.
Pearl lazım ve bunun yanı sıra derimiz vardı bir yerde. Derimiz bitti mi? Evet bitti. O zaman inek öldürmemiz gerekecek. Ve şimdi başlayabiliriz. Bakalım başka ne ihtiyacımız var? Filter lazım. Filter için iki tane gold. Bir adet alüminyum. Nem. Piston. Gold. Filter ve öncelikle şunları çevirmemiz gerekiyordu. Ve daha fazla ayrım. Evet, Retriever'ımız hazır. Fakat Retriever'ı şu an kullanamayabiliriz çünkü yeterli burasımız yok. İkisini de tek Retriever'a bağlamak istiyorum. Dolayısıyla da sanki şuralara bir yere bağlamak mantıklı gibi. Selam Zycraft orları ve selam Copper. Çiplerimizi alalım. Bunların altına bağlayalım. Nasıl dur? Altına mı yoksa? Sanırım önüne bağlamamız gerekecek. Evet. Ve daha fazla tüp. Evet, bunu düşündüğümüze göre bir de takarsak eğer evet. Şuraları tamamen gösterişi amaçlı kapatmak istiyorum. Tam ortadan almak için. Şimdi bana cobblestone ve ardından stone lazım.
Bu bölüm biraz sessiz bir bölüm oldu biliyorum. Olsun, bunun bir sessiz sinema olduğunu hayal edin artık. İğrenç bir şakaydı. Şimdi size Retriever'ın ne olduğunu açıklamam lazım. Retriever bir inventory'e bağlı olmadan bile bir yerden item çekebilen bir makine. Bir Red Power makinesi. Göreceğiniz üzere. Ve yapımda Blue Electric, Blue Alloy Wire kullandığımızı hesap katarsak elektrik istiyor. Bunun dışında FPS'imiz buraya yaklaşınca biraz düşüyor. Buraya yaklaşınca hala düşük. Sanırım çok fazla makine olduğu için. Ayarları düşürmeye başlasak iyi olur. Yani azıcık düşürmüşüm bile. Son olarak ikinci bir timer'a daha ihtiyacım olacak. Hemen yapıp geliyorum. Ve evet, demin bir bandicam çökmüş. Neyse, timer'ımızı buraya yerleştirdik. O kadar hızlı olmasına gerek yok. 10 saniyede bir tick iyidir. Hatta sen de senin de gerek yok. Saniyede bir iyisin sen. Evet. Bakalım. Alıyor mu bu arkadaşımız? Evet. İçeriden alıyor. Ama bunlar nereye gidecek? İşte orasından emin değilim. Manager'lar filter görevi görüp bunları içeri alacak mı? Yoksa gerçi bir tanesi için bu dert var. Ama eğer sanırsam görüyor tam. Emin olalım. Bu woodların bir kısmını da yok etmem gerekecek. Kesinlikle. Ya da şunu extra dimensional storage upgrade'e çevireceğim. Ama bunu sonraki bölüme saklasak daha iyi olabilir. Çünkü zaten bayağı uzun bir süre aldı ve gördüğünüz gibi 26 scrap'e ulaşmış mıyız? Wow. Neyse. Şunlar da işlendikten sonra sanırım kuarimizi tekrar çalıştırabiliriz. Bu arada ben şu tarlamı da bir temizleyeyim. Bunları yapmamın sebebi şu sembolü taşıyorlar. Yani yaşam sembolünü taşıyorlar. Dolayısıyla da burada bir karpuz tarlamız mevcut. Önümüzdeki bölümde Sorting Machine'le biraz daha ilgileneceğim çünkü Tomcraft item'larının da dizilmesi lazım artık. Köfte eski köftenin günler, iyi eğlenceler.